Mercer'i bulursan ona acıma falan diyorlar. Mercer'e çok kızmış millet. Mercer'e dolmuşlar. Siz kendi aranızda konuşun kardeşim. Ben bir Mercer'in evine gideyim de bu olayı çözelim. Locayı ele geçireceğim. Evet, Markat'tan kaçtım galiba. Bakayım. Yo, Markat'ta görevimiz yok. Ne yapıyorsun ya? Sapık yine yanımdan çıktı ya. Söyleyeceği bir lafı olan benim peşimi bırakmıyor aga. Ben her seferinde şurada bir dua edeyim de. Hastalıklar tedavi edildi. Neyse, hastalığımız yoksa da tedavi edildi. Varsa da tedavi edildi. Güzel. Şimdi Mercer'in evini bulabiliriz. Ah! Mercer'e dolmuşlar. Mercer de onlara taksi diyecektin galiba kardeşim. Niye böyle bir şey yapıyorum ya gün ortası? Neresi Mercer'in evi? Yavrum benim ya. Senin orada olduğunu gördüm ben. Hadi hadi devam et. Düşünsene artık. Kapılar zaten açıkmış. Ben gidip lockpick yapıyorum. Dayanamıyormuşum artık. Gördüğümü lockpick yapıyorum. Yalnız şaka maka maymuncuklarımız bitiyor ha. İşte bu. Vallahi kardeşim ben olsam yapardım diyorsun ya. İyi ki sen değilmişsin. Demek ki bütün dünyayı soyacaksın sen olsan. Sen kimsin ya? İmdat! Bu şehirde guard yok mu? Bana saldırıyorlar. Guardlar bana gelince korumuyor demek ki hiç beni. Biri yardım etsin diyor ya. Garda bak abi. Allah Allah, garda gel. Guard da yardım istiyor. Evet, a fight yani. A fight yani. Biri bana yardım etsin abicim. Pes et artık. Ya ben pes ettim zaten. Sen pes etmiyorsun ki. Bana bak, seni aşağılarda şeylere falan çekerim. Allah, suya düştüm. Seni aşağıya olur olmadık yerlere çeker, orada öldürürüm kimse görmeden ha. Geliyor musun baba? Gel bakayım. Gel 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 gel. Vay. Uyanık adam. Buradan çıkabilirsin ya. Yol var. Pes et artık. Başka kimse kızmadı mı bana? Vay, adam dövüş ustası ha. Mercer'in evinin anahtarı. Mükemmel. Oo, ork kılıcı bulduk bir tane de. Şimdi guardlar galiba ilk o bana vurduğu için ilginç bir şekilde bu ne yapıyor? Boş boş herife doğru bakıyor. Peki. Boş boş bak abi herife doğru. Yine ben gardın gözünün önünde savaşmayayım da dedim yani. Sakatlık olmasın ama gardın biri yardım etsin demesi inanılmaz duygusaldı ya. Herifin umurunda değiliz bize saldırılması. Diyor ki biri yardım etsin. Şurada adamı öldürüyorlar. Şimdi aga. Ev bu. Ev buysa o zaman şuradan girebiliriz. Anahtarı da aldık. Mükemmel. Kapı diğer taraftan engellenmiş. Daha ne isterim ya? Yalnızca anahtarla açılabilir. Mükemmel. Özkan haklıymışsın. Evet, adamı öldürmek lazımmış. Yaptık da bunu. Kapı diğer taraftan kapatılmış. Her bulduğum kilidi açıyorum yine ben. Dayanamıyorum. Meslek hastalığı.
Şuradan bir gidiş olabilir mi acaba eve? Oradan bir gidiş de olamadı. Abi bu ne naletli bir evdir ya. Giriş şuradan diye gösteriyor. E tabii yani bütün görevleri hatırlayamıyorum. Ha şurada bir şey var, bir dakika. O bir yol, köprü falan gibi bir şey mi acaba? Çık şuradan. Şu evin bir yerinden gireceğim garanti ama. Biraz da iki tur daha atayım. Yanında iki tur daha atayım evin, belki hatırlarım. Nedir bu? Ejderha mı? Ejderha mı yoksa? Köprünün mekanizması var. Güzel. Karayak malikanesi. Karmaşık. Çok teşekkür ederim. Yenge çok teşekkür ederim. Gidersen eğer oradan o kapıyı da şey yapmak istiyorum. Ana kapıyı açıp içeri girdi kadın. Ben de peşinden girsem. Geri çık diyor. Burası değil diyor. Geri çık diyor. Dur ya, buradan bir yere bir üst kata gidiş. Üst kata gidiş vardır. İnat ettim. Yokmuş, tamam. O zaman okey, ben köprünün mekanizmasını arayayım ya. Böyle garip hareketler yapmayayım. Tamam, okla vurunca. İşte ben sizden sufleyi bekliyorum yani. Sizden sufle gelsin, hemen gerçekleştireceğim. Madem öyle, mekanizmasını vurayım okla. Mekanizmasını göremiyorum ama köprünün. Şuradan bir görürsem eğer. Bakalım ork yayı. Mekanizma şu mu? Evet. Mekanizma oymuş. Teşekkür ederim. Kardeşlerim teşekkür ederim. Konuşmalar bu arada yine kaymış. Biraz sizin konuşmaları geriden görüyorum. Ha. Yok. Yine her zamanki gibi. Orada ben silah milah seçerken şey kaymış. Ben bunu nasıl çözeceğim çok merak ediyorum. Konuşmalar aşağı doğru gidiyor. Kesinlikle kardeşim. Siz olmasanız ne yaparım ben? Siz ne biçim güçlü adamlarsınız böyle ya? Başka? Başka yok. En azından şu anda yok. Abi evin dört bir yanı kilitliydi. Ben anlamadım şimdi. Bu adamlar eve kendileri kilitleyip içeride böyle oturuyorlar mıydı mutlu mutlu? Yani Mercer'in evidir nihayetinde. Buradan çok güzel şeyler de çıkabilir ama. Tamamen kilitlenmiş. Nasıl açılması mümkün değil ya. Şuradan çiviyi sökerim. Şey yaparım, yine açarım yani normal şartlarda ben burayı. Açılması mümkün değil diye bir şeyi kabul etmiyorum. Ha, şimdi çıktık işte bir yerden. Geldiğim yerden... bir yerden çıktım. Çok zor bir yerden çıktım. Bir de o silahı kullanmayı düşünüyor musun diyor. Yok yavrum, süs olarak taşıyorum o silahı. Kullanmayı düşünmüyorum. Oh, Dibella heykeli. Mis gibi. Bu da çıkmıyor değil mi? Mercer'in evi giriş var çıkış yok şeklinde bir yer. Anladığım kadarıyla. Aha. Vallahi bir tip daha. Sana o zaman biz ork
Yavrum dur, öyle değil. Ork yayı. Kaç katı vuruyordu? Bir daha test edelim. 3 katıydı herhalde. Evet. Abi adamlar beni göremiyor. Ne kadar korkunç ya. Gerçekten acayip korkunç bir şey bu şey. Gizlenme olayı. Kuvvet lahana değil yavrum. İyileşme iksiri. Kuvvet lahanası aldım oradan bir tane. Küçücük evi nasıl labirent gibi dizayn etmeyi başardınız ya? Akıl sıra erdiremiyorum ben size. İşte yine yan tarafta. Gördüğünüz gibi ben bunu hareket ettirirken chat kayıp gidiyor. Ha. Mantıklı söylüyorsun tabii. İlk elimizdeki kılıçta ekstra hasar vurduğumuz için öyle bir şeyler yapmak lazım. Böylece hançerle abartı bir hasar vururken kılıcımızla savaşmaya devam edebiliriz. Vay arkadaş ya. Evde bulamadığım bir yer var. Şurada bir yer var evde bulamadığım. Bir geçişi olan. Gizli kapı falan var değil mi? Onun da yerini bana söyleseniz mükemmel olacak. Şurada gizli kapı var, oradan git diye. Bence gizli dolap kapısı bu evdeydi. Çünkü evin her tarafını dolaştım, resmen haritasını çıkardım, hiçbir yere gidilmiyor. Bir yerde bir sürü bu dolaptan vardı değil mi? Dolapların olduğu yere gideyim ben ya. Bu dolapların olduğu yere ben gideyim. Galiba alt kattaydı. Şunlar. Evet. İşte bu kadar. Bu yerdekiler ne? Alev püskürten şeyler. Hafif adımlar isimli hırsız özelliğimizle oradan geçtik. Oh. Nerede aktif ettim ben bunu ya? Neye bastım da aktif oldu onlar? Neyse, bir ufaktan kestiler bizi. Sağlık olsun. Olur o kadar. Ha? Bir de 1 milyon tane ok yedik. Mercer'in planı. Oku bakayım. Belki kitap içimizi aydınlatır. Olmadı. Bu kitap belki bir şey yapar. O da olmadı. Aa oldu. Sinsilik yeteneği. Karmaşık. Haydi bakalım. Maymuncuk, maymuncuk kırma manyaklığı yaşıyoruz. Buz koparan. Buz koparan neymiş? Glass. Cam silahlardan. Cüce kılıcını bıraktım. Favoriden de kaldırdım. Ork oku kalsın. Ork kılıcı 15. Cüce kılıcı 17. Cüce hançerini de favoriden kaldırdım. Buz koparan. Şu vaziyette bir combo koydum.
Gücü ok, ork şeyle okumuz da kalmamış ya. Vay. Bak bu silahı beğendim adamın elinde şimdi. Bu çok güzel oldu. Ne kadar karanlık işler çeviriyorsun Mercer ya. Gri bitki. Allah. Bu nedir böyle ya? Adama bak sen. Portakal şey koyar gibi adam böyle tıkır tıkır dizmiş hepsi ya. Gri tilki büstünü de Delvin'e. Ne bulsak Delvin'e gönderiyoruz zaten. Ben anlamadım ki. Ne bulsak Delvin'e, ne bulsak Delvin'e. Patır patır gidiyor Delvin'e. Oo, sokakta da kediler birbirini yiyor ha. Sıçan yolu tünellerinden giriş varmış buraya. Evet. Tünellere insem mi? İneyim ya. Tüneller benim memleket zaten. Bak kırık testiye de ulaştık hemen. Ama çıkışı zor. Geri çıkmak hayal gibi bir şey olur yani oradan. Delvin. Büstü buldum. Vay be. Adam çatır çatır altınları basıyor bize. Al 300 altın, al 500 altın falan diye. Adam zengin. Vallahi zengin. Kitap sübnimiler içiriyor. İçeriyor. Vallahi içerir kardeşim, şaşırmam. Hoş geldin dede fan. Bir şey buldun mu? Buldum tabi. Yitik Elf'in gözlerinin peşine mi düşmüş? En önemli projeydi. Onları ele geçirirse ortadan kaybolup kendini ömür boyu krallar gibi yaşatacağına emin olabilirsin. O halde onu durdurmak zorundayız. Aynı fikirdeyim. Lomucadan kalan her şeyi aldı. Karlıya ile buluş. Karlıya ile buluşmam zor olmayacak. Karlıya burada. Üçlü birlik başladı. Yavrum üçlü birlik başladı. Çıkılır çıkar mısın oradan hızlı vipir? Mercer'in kaderini belirlememizin vakti geldi. Evet, bir karara varalım. Mercer Frey ikimizi de öldürmeye çalıştı. Lonca ihanet etti. Gallus'u öldürdü ve geleceğimizi sorgulamamıza sebep oldu. Bu yüzden ölmesi gerekiyor. Çok dikkatli olmalıyız, Brynjolf. Mercer bir bülbül. Nocturne'ın bir ajanı. Öyleyse hepsi doğru olmalı. Bütün o duyduğum hikayeler, bülbüller, araca karanlığın kabrine ve Nocturne'a olan bağlılıkları. Adam yıllardır orada. Biz daha yeni geldik. Biz bile ondan daha çok şey biliyoruz ya. Kendimizi hazırlamamız lazım. Bu antikenin hemen dışında Güneydoğu kapısı boyunca uzanan dağ yolunu kesen küçük bir patika var. Yolun sonunda bir açıklık ve bir dikili taş var. İkinizin benimle orada buluşmasını istiyorum. İşte aradığım an. İşte aradığım an. Hemen gideceğim. Ha, sen de mi manyaklaştın? Sen de mi peşimden çıkıyorsun ya? Adamlar yolu bulamayacağımdan falan mı şüpheleniyor? Anlamıyorum. Beni hiçbir yere yalnız göndermiyorlar. Hemen biri yanımdan çıkıyor. Şurada mı buluş? Sis Pençe Kalesi. Yani gidebileceğim en yakındaki yer Sis Pençe Kalesi galiba. Hayda, burası şehrin içinde bir yermiş ya. Neyse. Kapıdan çıkalım artık yani. Atım hala orada bekliyor mu? Bayılıyorum az şu ata ya. Vallahi her yerde bizi bekliyor hayvan. Şimdi büyük ihtimalle çıkınca kapıda falan olacak. Böyle dedim ya kesin olmaz. If your
Abi biliyordum. Ha. Söyledim diye olmayacak dedim. Peki şurada bir yerde galiba. Oo. Yolun çok yanlış bir tarafında çıkmışız biz ya. Peki sen ne kadar bir yüzme kabiliyetin var? Ne kadar yüzebilirsin? Şurada o ev var falan. Uğraşamayacağım şimdi onlarla. Bu gemi gidiyor mu? Hayır. Ha, ben akıntıyla gidiyorum her zamanki gibi. Kuvvetle anası ama çok güzeldi kardeşim. Yani orada ben alıyorum. Kuvvet iksiri, kuvvet şeyi, cart diye lahanayı aldı adam. Demek ki dedim, kuvvet lahanası bu da. Neyse atımız en azından yüzüyor. Şimdi Witcher atıyla Skyrim atını karşılaştırıyordum ya bak. Skyrim atının tekrar fark bastığı bir yer. Witcher'ın atı suya girmiyor. Kaybettiği an bu işte. Siz belli ki ışınlanma büyüsünü de biliyorsunuz. Burada olmana sevindim. Ben de sevindim. Bülbüllerin karargahı. Üstünlüğü bulacağız. Ne tür bir avantaj. Sana yolda açıklarım. Yavrum ben laf dinlerim. Ben laf dinlerim Karla'ya. Git. Gelelim bakalım. Bülbüllerin mabedine. Demek bülbül karargahı burası. Nightingale'la bülbülün alakasını çok bulamadım. Koş koş canım koş. Anlatırsın. Konuş konuş konuş. Bitmez bu işler. Önce bir gidelim sonra anlatırsın. Adam da aynı soruyu soruyor. Neden beni seçtin diyor. Senden uzaklaştık diye mi yürümüyorsun? Karaktersiz. Yüzyılı aşkın süredir kabul edilen ilk kişiler bizmişiz. Allah'ım Fusro dahı bir koyacağım şimdi arkadan sana var ya uçuracağım seni bülbül karargahının merkezine kadar ha. Cephaneliğe gidin ha. En sonunda bir şeyler anlattı ya. Bülbül zırhı kuşanın. İşte istediğim şey bu. Bülbül zırhını kuşandın mı? Kuşanamadım. Şimdi kuşanacağım. Giysiler. Bülbül başlığı yanılsama büyüleri daha az efsunarca. Patates. İşe yaramadı. Bülbül eldiveni kilit açma %15 kolaylaşır. Tekel saldırılar %15 fazla hasar verir. İşte bu mükemmel bir şey yani böyle iki tane birden büyüğü hemen hemen her şeyde bulamıyorsunuz. Bülbül zırhı kuvvet 20 artar. Ayaz direnci 15 artar. Abi şekli yeter. Bülbül çizmeleri ses azalır. İşte bu kadar. Şunu da buradan çıkardım. Hitabet hünerim de artsın Dibella'yla. Buradaki şey de artsın. Gayet güzel. Hafif zırh 12 artarsa zırhım artıyor yasken direkt. Bunda da canım artıyor. E peki bunu tamamen çıkarsam 165. Neden böyle oldu ki peki? Diğer şey neydi? Bununla sanki daha azdı zırhım. Allah Allah. Hafif zırh 12 artmasın. Sağlık artsın abi. Az sağlık yüzüğü. Sağlığımı görmüyorum ki kaç olduğunu. Şöyle yapınca görüyor muyum acaba? Neyse. Artıyordur. Yalan söyleyecek hali yok adamın. Şimdi bir bakalım tipimize. Oo, kral olduk. Kral. Tek kelimeyle ninja gibi duruyorum var ya. Şöyle biraz daha ışığa doğru gelirsem. Bu oyundaki ışık oyunları da çok garip. Işığın kaynağının nerede olduğunu bilemiyoruz yani. Çekilip şöyle bakayım kendime. Ha. Yok abi yüzüm görünmüyor. Gözlere bak ya. Bildiğim bir ninja. Tamam. Yemin için hazır görünüyoruz. Bu kıyafet yemin için mi sadece? Ben bunu hep giyerim. Beğendim ya. Sesi değiştiririm mümkün olsa ya.
Yemin için hazır görünüyorum, evet. Bence de hazır gibi görünüyorum, bakalım. Bunlar kısmet işi. Ben aslında hiç kullanmadım ama güçlerde miydi ya? Evet ya, İmparatorun Sesi diye bir şeyim var benim ya. İmparatorluk insanı olduğum için. Herkes sakinleştiriyor imparatorluk insanları. Sesi de aslında editleyeceğiz. O zaman güzel olurdu. Alo, Cat diye bir ses gelseydi böyle. Fusrodah yerine. Bizi bülbül olarak kabul ederse bir anlaşma yapmak zorundaymış. Bu ne çeşit bir anlaşma? Şartları bilmem lazım. Şartlar çok basit, Briorf. Nocturne seni bir bülbül yapacak ve yeteneklerini istediğin yerde kullanabileceksin. Karşılığında bu dünyadaki ve öldükten sonraki hayatında alacakaranlık kabrini koruyacaksın. Her zaman bir bit yeniği vardır. Ama şu noktada sanırım kaybedecek pek bir şey yok. Eğer bu Mercer Frey'in sonu anlamına gelecekse beni de sayabilirsiniz. Evet, hazırım. Çok uzatmayalım. Ben kapıyı açtıktan sonra lütfen batıdaki çemberin üstüne dur. Sen bana gösterirsin zaten ok işaretiyle yerini. For the power of Bülbül. Aynen öyle. Oblivion'a gidiyor ruhumuz. Çünkü Oblivion'daki Dedra'lar bu. Bunların tanrı dedikleri. Yavrum çek şu halkayı artık. Ben hazırım hocam. Siz de mi hazırsınız? Ha, kitledi beni. Lady Nocturnal, karanlığın kraliçesi, gölgelerin imparatoriçesi, duy sesimi. Carlaya. Senden bir daha ne zaman haber alacağım merak ediyordum. Bir şeyini mi kaybettin? Oo, kafa buluyor. Lady'm, huzurunuzda kendimi merhametinize bırakıyorum ve başarısızlığın sorumluluğunu kabul ediyorum. Sen zaten bana aitsin Carlaya. Uzun zaman önce şartları yerine getirmede başarısız oldun. Daha başka ne verebilirsin ki? Size hem yaşamda hem de ölümde hizmet etmek için yemin etmek isteyen iki kişi getirdim. Beni şaşırtıyorsun Carlaya. Bu teklif kesinlikle benim işime geliyor. Mercer'in ölümüne duyduğum arzu, zenginliğe duyduğum arzudan daha fazladır efendim. İntikam mı? Ne kadar ilginç. Pekala. Koşullar kabul edilebilir. Devam edebilirsin. Lady Nocturnal. Hükümlerini kabul ediyoruz. Hem sentinellerin hem de öncünü alacak kulların olarak kendimizi sana adıyoruz. Bu hayatta olduğu gibi öbür hayatta da koşulları tamamlayacağı dek anlaşmamıza sadık kalacağız. Bende ışık yok. Kandırıldım. And in the future, I'd suggest you refrain from disappointing me again. Carlaya ile konuş. Gel bakayım Carlaya. Yemin ettiğine göre başka bir şey mi yaptı? Mercer iki anahtar olmadan locanın kasasını açabildi çünkü alacakaranlık kabrinden iskelet anahtarı çalmıştı. Ha, iskelet anahtar şu her şeyi açan. Nocturnal olan bağımsızlığınızı tehlikeye attı. Her kapıyı ama açıyor. Aslında evet ama anahtar sadece fiziksel engellerle sınırlı değil. Hepimizin kullanılmayan yetenekleri var. Büyük bir güce ulaşma potansiyeli zihnimizde güvenle tutuluyor. Anahtarın bu yeteneklere erişebildiğini keşfettiğin zaman bu sınırsız potansiyeli açığa çıkabilirsin. Anahtar her şeyi açıyor. Hiç kimse buna sahip olmamalı. İyi. O zaman bu neden Mercer'in güç arzusundan da öte olduğunu anlıyorsun. Anahtar alacakaranlık kabrindeki yerine götürülmezse Lonya'da işler asla eskisi gibi olmayacak. Bir hırsız olarak ilk defa bir şey iade etmek için yola çıkıyorum dedi. Harbiden öyle ya, komik.
Evet. Dinliyorum. Neden bana anlatıyorsun? Karla yerle uzun uzun konuştuk. Evet işte, bomba kısma geldik. Çabaların sayesinde Mersey'in ihaneti ortaya çıktı. Onun icabına baktıktan sonra geriye bir tek lojayı eski gücüne kavuşturmak kalıyor. Sonuç olarak ikimiz de Hırsızlar Lojası'nın lideri olarak Mersey'in yerini alabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Ben mi? Peki ya sen? Bu oyunda uzun zamandır oynuyorum dostum. Uzun zamandır. Soylulardan değerli eşyalar çaldım ve rahipleri cinayetle suçladım. Yaptığım işte iyiyim. Belki de en iyilerinden. Fakat tek bildiğim bu. Hiçbir zaman liderlik eden biri olmadım. Allah ne diyeceğimi bilemiyorum. Tarçki metroyundan önce yapmamız gereken bir iş var. O nedenle şimdi duygusallaşmayı kes. Kabul ettim, tamam. Yallah. Haydi başlayalım. Şimdi. Bir şey daha kazanmış olmamız lazım. Büyülerden. Güçlere. İmparatorun sesi. Efendim, hepsinde amansız güç, alevler, ayazlanma, dönüştür, kasırga, kıvılcım, mum ışığı, ruhani form. Allah Allah, bülbül olduğum için bir şey daha kazanıyordum sanki ben. Vallahi bülbül olduğum için sanki bir görünmezlik gibi bir şey kazanıyordum ama neyse. Güçlerde bir tek imparatorluğun şeyi var. İmparatorluğun bir şeyi işte. Başkalaşım. Gümüşü altına falan dönüştürüyormuş uysanız. Tehlikeli adamlarız. Yapacak önemli işlerim var. Ne diyeyim ki zaten, herkesin yapacak önemli işleri var. Herkes bana posta koyuyor. Beni buldunuz, ufak gördünüz tabi. Bülbüllerin bir de yayı vardı sanki ya. Ha, nocturnal görevleri sonra, peki. Şimdi oldu, bir aydınlanma geldi bana. Gidip şu Mercer Frey'in biletini keselim de. Evet. Mercer olan neredesin bakayım? Ingrak'ta yolculuk yap. Nerede orası? Bir tane daha acayip kazık bir yerde bir şey bulduk. Ingrak dediği bu dağ, vallahi o dağa şuradan gidilir mi bilmiyorum. Gulun kayasına bir gidelim bakalım. Ya Umutcuğum, tamam eyvallah. Şurada bir görev yapıyorum. Şu anda acayip gereksiz bir ısrardasın. Farkında mısın? Sonra da dede bize laf söyledi oluyor. Markat'ı soyar mısın abi? Abi Markat'ı soymanı tavsiye ediyorum. Bence Markat'ı soy. Markat'ı soy! Soy Markat'ı! En son. Yeter artık! Soy şu Markat'ı! Böyle bir şey olamaz yani. Biz buna... Ricanın dereceleri diyoruz. Rica etmek, ısrar etmek, isyan etmek. Ya ben atla buradan gidersem at yine ölecek. Ben galiba atı burada öldürmüştüm zaten. Dur bakayım, yola doğru bir iniş bulduk en azından. Olmadı, olamadı ya. Vallahi bu gittiğimiz yoldan şöyle bir alaka yokmuş. Ben şu geri dönüp şuradan şöyle bir döneyim o zaman ya. Ya güzel kardeşim, soyacağım soymayacağım falan demiyorum ki sana. Şu anda bir görevdeyiz diyorum. Hani önce görevi bitireceğim diyorum. Öncelik sırası var hepsinin. Onu da yaparız dedim sana. Yaparız dedim yani. Yapmayacağım da demedim ki. Yaparız dedim. Hayda. Yapma böyle şeyler ya. Böyle şeyler yapma güzel kardeşim. Atımız ölmesin diye bu kadar uğraştık. Düşenkor Kalesi. Düsseldorf gibi ama Düşenkor. Şu aradan bir yol olsun be. Bir yol ver bana.
Yaklaştın mı? Vallahi yaklaşmışım. Acı bana. Acı bana. Bir yol ver oradan. Bir efendi gibi gideyim. Bak yeri de belli oldu zaten haritada. Ama şimdi orada da ejderha yuvası var. Hatta ejderha da orada duruyor. Bu ne korkunç bir şeydir öyle ya. Vallahi ejderha da orada duruyor ya. Hatta uçmaya başladı şimdi. Takdir edersiniz ki ejderha uçmaya başladı. Bir manyak atla yanına gelip de öyle dıgıdık 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 diye gidince ejderha uçmaya başladı. Hocam ya inanır mısın? Yitik elflerin evini arıyordum yani. Gönül isterdi ki seni hiç uyandırmayayım. Orada çok da güzel tünemiştin. Tünemiş duruyordun orada ama. Ben biraz yukarıdayım galiba. Atı öldürmeden şurada bir yerde bırakacağım. Sen orada dur. Atım benim. Seni ejderha öldürecek büyük ihtimalle ben öldürmesem de. Evet. Yitik elflerin bir şeyi. Buralarda bir yerde o zaman dur olmaz. Ruhani form. Hay diye bağırıp şöyle gidiyorum. Nereden abi bu giriş? Üsteymiş. Tüh. Ha tamam. Doğru yoldaymışım. Haydutlarla uğraşamam şimdi bak. Onlar birbirleriyle uğraşsınlar, dursunlar. Ben aslanlar gibi gitmişim oraya. Kim beni görüyor ya? Abi beni kim görüyor? Adamı hasta etmeyin. Beni kim görüyor ya? Bülbül kılıcı. Yanlış ellere taktım kılıçları. Dur. Ah şimdi oldu. Ben içeri savaş halinde girdim diye birileri beni görüyor mu direkt? Ha? Gizlendi. İşte şöyle ol, gizlen. Siz ölü müsünüz amca? Ölüymüş vallahi. Her şeyin karma karışık olması, belli bir zorluktan sonra kilitler bile açılmıyor abi. Kilitlerin bile hepsi karışık. Sandıkta bu kadar karışık kilit mi olur? Yavrum bir tane sandık için bütün maymuncukları kırmış olmam. Vallahi kırıldı ya. Bulamadık nasıl açıldığını. En sonunda. Elf cenk baltası da fena değerliymiş hani. Alayım bari. Bir miktar ok toplayana kadar yakın mesafe savaşları yapacağım galiba. Bir süre böyle devam edeceğim. Yol nereden canım? Canım yolu göremiyorum. Ha, koridor buradaymış. Şimdi Yitikel mekanına geldik, değil mi? Yüce oku. Bu da güzel. Evet, Dwemer canavarlarıyla uğraşacağız artık. Örümcekler, şu büyük dev robotlar. Konuya ilk girişi burada yapacağız yani. Sonra zaten devamı gelir. Ondan sonra sabaha kadar Dwemer abi, sabaha kadar dans. İşte Kürü orada duruyor bak. Aslanlar gibi. Kuvvet. Deri zırh. Bizimkinden iyi değil ama. İşlemeli beylik zırhı. Adı bile karizmatik. Seni ben demin gördüm. Şimdi niye göremiyorum? Kenara mı kaçtın? Bunların yanından atlayarak zıplayarak kaçıp gitmeyi mi denesem acaba ya? Evet. Olmadı. Atlayarak zıplayarak kaçıp gidemedim. Bizi gördü ve kızdı. İlk o saldırı
Çok başarılı olmalı çünkü devamı bizi bitiriyor. Aa, siz delikanlı değilsiniz ama. O zaman ben size şunu bir göstereyim bakayım. Bir robot olarak. Staminam yok. Şimdi size bir şey söylerdim ama. Buna sağlık içiyorum devamlı. Yalnız benim şey yapmamış mı? Kuvvet içmem lazım ya. Kuvvetle anası yok. Allah Allah. Hiç de bir işe yaramadı ya. Boşuna yırtınmışım o kadar ya. Vallahi boşuna yırtınmışım. Vallahi boşuna yırtınmışız. Hiç de bir işe yaramadı abi. Cüce küre. Pislik cüce küre. Dur. Dur bakayım. Şimdi buz koparan. Bülbül. Bir daha geldik. Bir daha vurursa öleceğim. İnat ettim. İksir içmeyeceğim diye. Vallahi inat ettim iksir içmeyeceğim diye ama çok da hoş olmadı bu benim için. Şimdi yakın dövüşü kısa bir süre için askıya aldım. Ork yayını çekiyorum. Hatta şurada eşyalarda bakayım. Silahlarda daha iyi bir şeyim yok değil mi? Daha iyi bir yayım yok. Cüce kısa oku 14. Cüce oku 14. Kısa okla okun ne farkı var? Pardon. Yokmuş. Ork oku 12. Cüce oku kısa oku. Allah ne verdiyse hepsini kullan. Amesti. Bunlar bir de çok karlı yalnız. İçinden çıkan şeyler falan var ya. Acayip yani. Büyük ruh taşı falan. Değerli şeyler bunlar. Şuradan iyileşmeyi kullansam galiba iyi olacak. Evet. Güzel. Güzel kaçtım. Gerçekten güzel kaçtım oradan. Şimdi yolumuz buradan mı? Yani buradan gibi görünüyor. Başka bir çıkış yok gibi görünüyor yukarıya. Aslında varmış da. Şöyle bir yerlere tutunup bir kere daha zıplama yapsan var ya mükemmel olacak. Kilidi açsam neye yarayacak? Kapı yukarıda yetişemiyorum zaten. Maymuncuk katili dedi. Ha, tam yandaymış peki. Şimdi çözdüm. YouTube'da seri çekmeyi planladığım bir şey kardeşlerim. Vallahi güzel bir seri olacak oyun. Bir şey çıksa piyasaya. Ben de bu oyunun şu eziyetine hastayım ya. Yani çıkmayacaksan hiç çıkma. Çıkacak gibi yapıyor böyle. Kandırıyor seni. Sonra yapışıyor ya. Bak şöyle. Yapışmak nedir abi? Çıkıyorsan çık, çıkmıyorsan çıkma. Hadi ha gayret. Çıkmıyorsun işte, beni kandırıyorsun. Oyunun renkleri niye kaydı ya? Bu benden kaynaklı bir şey mi? Bir özellik bir şey mi kullandım? Ne yaptım bilmeden? Dur. Ha biz daha yeni gelmişiz. Irkangrat'a daha yeni girdik. Irkangrat'a daha yeni girdik yani. Biraz önce yalandan oranın giriş bölümündeymişiz. Ha, bizim adamlar. Peki. Umarım geç kalmamışızdır. Haydutlar.
Hadi gidelim. Bizim için sürpriz bırakmış olabilir. Emin ol bırakmıştır ya. Bak gürz bırakmış mesela bir tane sürpriz olarak. Evet ben eğiliyorum. Bence siz de eğilin. İyi bir seçenek olabilir eğilmek. Durun biraz. Bu da ne? Bu Mercer aşağıda. Ne yapıyor Mercer? Tık. İndirdi. Tık. Onu da indirdi. Bizimle oynuyor. Takip etmemizi istiyor. Onun için hazır olacağız. Neye hazır olacağız ya? Yol yok ki. Alakasız yerlerden gitmemiz gerekiyor. Ki ben gidiyorum da yani. Buradaki yitik elfler şimdi kör müydü? Şu mekanın büyüklüğüne bak. İyi de ben bu adamı 30 tane ok atıp öldüremeyeceksen bu iş olmaz ki. Vallahi bu iş olmaz yani 30 okla öldüremeyeceksek adamı söyleyeyim. Yavrum okum nerede ya? Yedin mi oklarımı? Cüce oku altın iyileşme iksiri. Yitik elf kılıcı. 20 hasar. Ben bir tane bundan alayım numune olarak dursun. Yitik elfler bir iyiymiş ya. Destek metalini de kullanabilirmişiz aslında kılıç olarak. Arkadaşlar yuvarlanarak gidiyoruz. Takip edin beni. Yuvarlana yuvarlana gidiyoruz. Ama aşağı uçmuyoruz. Ben öyle fazladan yuvarlanmadım şimdi. Beni sinirlendirmeyin yani. Bu takla atma olayında bir bug var. Bakın şimdi mesela ben artık takla atmaya basmıyorum. Kendi atmaya devam ediyor. Neyse. Sağlık olsun. Çözmüş olduk. İleriye de basmayacakmışız. Ne oluyor? Tıkır 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 tıkır. Bir de gidip başka bir koldan mı çekmem lazım? Anlamadım ki. Vallahi bir şey olmuyor gibi görünüyor şu anda. Buralarda bir yerde mi kol? Kol buralarda bir yerde değil. Burada bir yerde mi kol? Burada bir yerde değil. Nerede? Aa şu yukarıdaymış ya. Dur bakayım yetişebilecek miyiz ona? Ona yetişemeyeceğiz çünkü evet ona yetişmek için önce oraya nasıl gideceğimize karar vermemiz lazım. Şuradan mı gidecekmişiz? Evet. Şimdi oldu tamam. Sen bunu aç, ben de onu aç diyemiyor muyum abi adamlara? Böyle bir rezillik olamaz ya. Fırtına, fırtına. Zaman duruyor şu anda. Kasırga koşusu. Boş ver. Kime kızarlarsa kızsınlar. Bunu da açar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Buz koparan bülbül kılıcı.
Ayağa kalk. Sinsi harfler de güçlü. Ne kadar güzel. Güçsüz olan biz miyiz sadece? Aa, silahlarımın ne kadar güzel özellikleri var ya. Bunları doldurmak isterim ben gerçekten de. Yitik elfi ya. Yitik elf oku. Okları çok dandikmiş gerçekten. Babacım onlarla siz uğraşın. Ben hiç uğraşamayacağım şimdi, kusura bakmayın ama. Hiç uğraşamayacağım. Devamını siz halledersiniz diye düşünüyorum. Ben açılışı yaptım. Ben açılışı yaptım abi. Evet. Güçlü saldırı buna ilaç. Ben bunu anladım. Güçlü saldırı abi burada ilaç. Vay arkadaş ya. Dokundum adama ya. Saldıramadım. Şamanın anahtarı. Küfür eder gibi. Şamanın anahtarı. Yine ne var ya? Yine ne belalar açıldı başımıza? Yani arkadaşlar kerizlik yapmayın. Bir takip edin beni yani. Orada bir şeyler var, tuzaklar var. Ben basmıyorum üstüne. Siz gidip cort diye basıyorsunuz. Bir de ıh diye bağırıyorsunuz ondan sonra. Bir saniye, o zaman burada mı bir şeyler var? Boş sandık. Bak bak. Mercer'in şeyi bu kesin, hareketi. Sandığı da nincalamış, boş bırakmış içine. Bu adamın geçtiği yere anca mı geldik biz? Yüce kumandanı çok güçlü bir ölümcül. O zaman kesin birazdan hayata geçecek. Yaratığa saldırabilir ya da etrafından dolaşabiliriz. Hocam ne kadar gereksiz bir hareket biliyor musun o yaratığa saldırmak? Kesinlikle etrafından geçeceğiz. Hırsızız biz ya. Tapınak şövalyesi değil. Benim babamın adı Malkoçoğlu da değil. Gerek yok yani böyle hareketlere. Yok saldıralım, yok bilmem ne yapalım. Galiba buralara kadar gitmem lazım, emin değilim ama. Yukarı nasıl çıkacağımı bilemiyorum. Ha şuradanmış yukarı çıkış yolu. Şimdi anladım. Kumandanın loot'u güzel ama şimdi böyle söylerseniz olmaz. Böyle söylerseniz ben bir F5'e basıp kumandana giderim de. Çok güzel. Kumandan fark etti seni. Ama elimdeki kılıçlar özellikle ve ben onlarla kumandana girersem. Şimdi bakayım. Elf oku, cüce yağı, kocaman şey, dinamo, yakut. Gerçekten fena değilmiş, değermiş yani. Enerji, üzgünüm işte o bende yok. O bende yok, o enerjiyi silah yükleyemeyeceğim şu anda. O yüzden biraz geri çekilmem lazım. Sonra da belki yeter güç, bilmiyorum. Haha, yetti. Sen neredesin ya? Utanmaz, bir de yere mi düştün? Şuna bak, bir de kendini iyileştiriyor ya, uyanık. Evet. Bu şimdi az kuvvet iksirini basalım. Az iyileştirme iksirini de basalım. Şuradan basamadık. Abi adam çok iyi dövüyor ya. Lanet olsun.
Gerçekten çok iyi dövüyor. Bizimkiler şey yardım ediyor mu bana bu arada? Ha ediyor. Yukarıda savaşıyorlarmış onlar da. Zaten bunlardan aldığımız altınlar bir şeyler. İyi ya. İyi para kazandık yani şimdi. Şey yapmayalım. Ağlamayalım. Buz koparan bülbül kılıcı. İşte bu kılıçların, büyülü kılıçların dediğim gibi kötü yanı bu. Biraz olsun büyüleme, tılsımlama öğrenmiş olmanız gerekiyor. Yedik elf. Merhaba. Adamlar da şoka uğradı. Adamlara şey dedim. Ya etrafından dolaşacağız dedim. Hayda diye birden savaşa başladım. Sıkıntı yok değil mi kardeşlerim? Ben hemen bir şüpheleniyorum. Bir stres, heyecan yapıyorum. Siz orada ekran beyaz oldu, ekran siyah oldu falan deyince. İnsan kalbi. En sevdiğim. Hayda, bunlar da bitmek bilmedi ama ya. Gerçekten bitmek bilmedi yani. Köle hücreleri. Gitgide derinlere indik. Adamlar kör olabilir ama seni duyuyorlar diyor. Aptal muamelesi de yapma heriflere diyor yani. Dikkatlerini çekmek istemiyoruz. Orası garanti. Ama dikkatlerini çekmeden nasıl gideceğimizi de bilemiyoruz yani. Ne var burada? Etkinleştirdim. Bir şey oldu galiba. Ana. Adamı katlettim orada. Hem de istemeden. Ne? Hem teknoloji hem kimya, bir sürü şeyle ilgilenen ırkmışsınız be kardeşim. Şuradan malzemeler değil, seviye atlama diyeyim. Sana sağlık diyeyim bir kere daha. Okçuluk, tek elle saldırı. Ekstra hasar vurabiliyor muyum? Tek elle saldırı %60. Al abi. Daha da hasar vurdum sana. Biraz hasarımız artsın ya. Bu böyle olmaz. Şimdi şurada eşyalardan efendim çeşitli diyelim. Büyük ruh, demir cevheri, demir cevheri. Bırak. Ejderha pulu. Ona 250, 15'e 500. Bırak abi, ne yapalım? Yapacak bir şey yok yani. Ya abi nasıl kerizsiniz ya? Ya bıçak dönüyor, bıçak bıçak. Yanından geçeceksiniz bıçağın. İnanılır gibi değil ya. Evet, adamların evleri burada. Canım benim. Ne yapmak istiyorsan yap, biz buradayız. Ha. Ne yapıyorsun ya? Ben adamların yanından gayet görünmez geçiyordum. Allah Allah, çıldırmış bunlar ya. Bizimkiler hala savaşta mı? Evet, savaşta. Bunda yapabileceğimiz çok bir şey kalmıyor maalesef. Ha, bir de hepsini aşağı düşürmüşler. Hepsini aşağı düşürmüşler. Bak bizimkiler baydı. Sağda solda baydılar abi şimdi, tamam mı? Vay arkadaş ya. Ben kızıyorum böyle olduğu zaman şimdi. Kendileri gidiyorlar, bir yerlerde düşüyorlar. Savaşı da onlar başlattı. Onların yüzünden ben şimdi burada uğraşıyorum. Taşıma kapasitesi artsın. Yok. Taşıma kapasitesi. Hayır. Olağanüstü kuvvet. Ha. Aradığım buydu şimdi. Öncelikli olarak. Verimli kuvvet değil. Verimli iyileşme. Löpçük.
Başka? Sağlık iksiri. Sağlık iksiri. Her şeyi bitirdik zaten ya. Abi adama bak, ağzımı burnumu kırdı ya. Vallahi öldüm de. Ölür müsün, öldürür müsün abi ya? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz ya. Sizinle uğraşırsam ne olayım ya? Sizinle uğraşırsam ne olayım abi? Hadi cırmalayın orada. Hadi cırmalayın abi orada. Ha, şimdi geliyorlar peşimden. Abi heriflerle ne uğraşacağım ya, boş yere o kadar iksirlerimi harcayacağım, şey yapacağım. Gerek yok, gerek bunlara. Bunlara gerek yok. Biz hırsızlık eğitimimizi bu yüzden almadık. Bak işte ben bunun için hırsız oldum. Şu hareketler için. Benim yapmak istediğim şey budur, bu. On puanlık bir uzman hareketiydi bu. Ama nerede? Bizim bu yanımızdaki karolar bizim yaptığımızın yarısını yapamıyor. Al bakayım, hadi yallah. Hadi yallah. Adam düşüp öldü mü ya? Vallahi öyle bir şeyler oldu ha. Fusrodaf'la da adam öldürmüş olduk ha. Enteresan. O burada ve henüz bizi görmedi. Brynjolf, kapıya dikkat et. Tamam, buradan kimse geçirmem. Carlyle, benden daha hızlı olamayacağını ne zaman öğreneceksin? Geliyor. Brynjolf seni bana getirdiğinde havadaki ani değişimi hissetmiştim. Bu işin ikimizden birinin ölümüyle sonlanacağını o anda anladım. Bana anahtarı ver Mercer. Carlyle aklını nelerle doldurdu? Onurlu hırsız masallarıyla mı? Yalanlarla dolu yeminler ve tutulmayan sözlerle mi? Nocturnal seni anahtarı ya da loncaya ilgili hiçbir şey umursamıyor. Nocturnal'le ilgisi yok. Bu kişisel bir mesele. Ha? İntikam öyle mi? Bizle yaşadığın zaman boyunca hiçbir şey öğrenmedin mi? Ne zaman gözlerini açıp eylemlerimizin arasında fark olmadığını göreceksin. Amacımıza ulaşmak için takılıyoruz. Senden farklı olarak ben hala onurluyum. İskelet anahtarının sonsuz zenginliğe giden yolun bir amacı olduğunu asla göremeyeceğin kesin. Bunun yerine kendini aptal kuralların yüzünden hezimete uğratacaksın. Hezimete uğrayacak biri varsa o da sensin. O halde o kıyadan çıktı. Kılıcın bir kez daha bülbül kanı tadacak. Ne oldu? Mercer Frey bir de görünmez oldu. Mükemmel. Ama Mercer Frey, ben seni görüyorum. Hatta seni yere düşürdüm. Yok, yapabileceğimin en iyisi bu değil. Daha iyisini yapabilirim. Mesela buna nasıl? Beğendin mi bunu? Bunu beğendin mi? Mercer Frey, Yitik Elf'in sol gözü, iskelet anahtar, kristal ok, kavuran ork yayı, altın, adam ne yaptın ya? Bütün şeyi sırtladın mı ya? Bütün hazineyi sırtladın mı? Kusursuz amesti, verimli iyileşme iksiri, verimli lahana, yakut, Yitik Elf'in sol gözü, sağlık bitiren cüce kılıcı. Abi adam var ya, al bitmedi üzerindekiler ya. Buradan çıkış yok.
Burası suyla dolmadan başka bir çıkış bulmamız lazım. Bir saniye, ben zaten çok ağırlaştım. Yine gidemiyorum. Çeşitliden ejder pullarından şöyle 2 tane, 3 tane daha atayım ben. Ha, şu anda buradan bir çıkış yok. Güzel kardeşim. Belki burayı tamamen sular bastığı zaman bir çıkış bulabiliriz. Yani şu anda bakıyorum da bir çıkış yok. Şuradan falan bir çıkış buluruz. Değil mi? Irgattan kaç diyor ama ırgattan kaçamıyorum şu anda. Bizim çocuklar nerede? Onlar ırgattan kaçtılar mı? Abi suyun altında ne kötü görünüyor bu ya. Bir saniye dur. Bir saniye dur. Bu böyle olmaz. Eşyalarda değil. Büyüden. Başkalaşım. Mum ışığı. Bilmiyorum yüzerken işe yarar mı ama en azından denemekte fayda var. Mum ışığı. Mum ışığı da suda hareket etmiyor. Peki. Bizimkiler nerede ya? Ha, buradalar. Onlar da bir şey yapamamış. Aha. Çıkış. Ha gayret. Ha gayret. Çıktım. Sen de gel buraya ey bülbül. Hala yükseliyor yalnız sular ha. Suların şakası yok. Bitti mi suyun yükselmesi? Bitti. Kardeşlerim 12 dakikası var yayının bitmesine. Karla yayla konuş. Bittiğine inanamıyorum. 25 yıllık sürgün hayatı bir anda sona erdi. Kalan tek iş iskelet anahtarı güvenli şekilde geri götürülmesini sağlamak. Kolay bir görev olacağı benziyor. Ne yazık ki bu kadar basit değil. İskelet anahtar alacakaranlık kabrinden çalındığında kutsi mekana erişimimiz engellendi. Onu geri götürmenin tek yolu seyyahın yolunu izlemek. Sen de seyyahın yolunu daha önce hiç kullanmadın. Orası birbirleri için değil. Nocturne'la başka şekillerde hizmet etmek isteyenleri test etmek için yapıldı. Sonuç olarak neyle karşı karşıya kalınacağı hakkında bilgim yok. O halde bir an önce başlayalım. Sen uzaktayken hırsızlar locasıyla biz ilgileniriz. Merak etme, anahtarı geri götüreceğim. Yay da verdi bize. Bülbül yayı. Peki. Okey. Kabul. Tamam. Şimdi şuradan eşyalardan silahlar diyelim. Bir de yayımıza bakalım. Bülbül yayı da 17 vuruyormuş. Ork yayı 15 vuruyordu. Bülbül yayını da özel diye seçelim. Ork yayını da kapatalım. Ork okunu da kapatalım. Kristal ok varmış burada. Kristal oku seçeyim ben. Ama bu oklardan bir attığımda 2 tane alırım falan özelliğini benim aktif etmem lazım. Yitik elf kılıcı ne kadar güzel bir şey öyle ya. 23 vuruyor. Buz dikeni asası çok fazla satacak şey oldu ya. Acayip satacak şey oldu gerçekten. Tamam, bülbül yayı da bizde kalsın. Evet kardeş bülbül. Kardeşlerim burada yazılanlar okey eyvallah ama Facebook'tan ya da Gmail'dan mail atarak oyun isteklerini söylerseniz çok daha iyi buna cevap verebilir. Çok daha iyi isteklerinizi değerlendirebilirim. Çünkü buradan doğru unutabiliyorum yazılan şeyleri. Satıp rahatlayayım. Olabilir. Neden olmasın? Alacakaranlık kabrine gitmeyeceğim zaten şimdilik. Yedik elf gözünü Delvin'e götür. Ha bir gideyim ben ya. Bir hırsızlar şehrine tekrar gideyim yani. Böyle olmaz. Aynen. Hırsızlar locasına bir gidelim bakalım. Olur kardeşim. Olur. Her yerden yazarsanız olur.
Şimdi mesela Skyrim'deki en sevdiğim özellik, hırsızlar locasının yönetimini ele geçirdik. Yani artık bize verildi bu. Bakın, locayı biz yönetiyoruz. Eğer param varsa, yoksulluk tarihine ihtiyaç duyuyorsan sana öğretmeye hazırım. Mesela bir tanesi bu. Neler oluyor? Bak, yine iyi konuşuyor bunlar, tamam. Bunlarda sıkıntı yok. Bize basket diyenler var ya, yani onlardan bulmak lazım. Basket falan diyor adamlar bizi görünce. Size şöyle bir kasırga koşusu yapayım da namım yürüsün. Bunu nasıl yaptın? Aynen öyle. TR Smart oyun istek diye oda açtı. Yok, yönetim bende şu anda. O anahtar bülbüllerle alakalı. Loca ile alakalı değil. Ki bir şey fark etmeyecek zaten yani. If you had 48, you actually got your hands on it. 1200. This alone is worth more than some thieves earn in a lot. Got lots of jobs available. Interesting. Gitti mi şimdi benden onlar? Welcome to the coast. Bunlara ne vereceğim? Şimdi silahlardan ayazlı baltayı sana verdim. 77 altınım var sadece. Sana bir şey vermedim canım ben. Çok affedersin. Böyle bir şey teklif ettiğim için bile özür dilerim. Sende 5 kuruş bir şey yokmuş. Ben şuradan bir çıkayım. Aslanlar gibi kendime White Run'a bir atayım. Ondan sonra bu olayı değerlendirelim. Şöyle eğilerekten gideyim. Senin Talos'una da bir dua edeyim. Maksat bizi kötü efektlerden kurtarsın. Ondan sonra da bayağıdır gitmedik değil mi artık? Şu Akça'ya bir gidelim tekrar ya. Kardeşlerim, yavaş yavaş yayının sonuna doğru ilerliyoruz. Dur çocuğum, ne yapıyorsun? Seni Allah kahretmesin. İskelet anahtarı aldı diye sapıttı ya. Saat de 12 gerçi. Niye burası açık değil? Hayırdır? Öğlen bir organizasyonunuz falan mı var arkadaşlar? Saat öğlen 12'de zırhçı açık değil. Şafak muhafızları artan vampir tehdidine karşı savunmak için eleman arıyor. Ne dersin? Orklar da maşallah vampirden farkı yok. Vampir öldürmek, nereye imzalıyorum? Adamın adı da Durak. Tamam, konuşurum ben gider vakti geldiği zaman. Evet, savaş nedimesi şimdi açılmış. Ne satıyorsun babacığım? Bir göster bana elindeki ekipmanları. Ben de şuradan sana bendekileri göstereyim. Al ayazlı zımbırtıyı. Cüce hançerini al, cüce kılıcını al. Cüce kısa ok ve kısa ok kalsın. Elf cenk baltasını tabii ki al. Elf oku da kalsın. Kavuran ork yayı. Bülbül yayı. Dondurur 5 puan şok. Kavuran ork yayı. Kavuran ork yayı kalsın ya. Ben ork yayını niye uzun süre kullandım? Kavuran var mıydı elimde? Sağlık bitiren cüce kılıcı. Bu da kalsın. Yitik elf kılıçlarını satayım. Ork kılıcını satayım. Bunlar 10, 25, 23. Bu da 23. Hepsini kullanırım. Kalsınlar ya. Giysilerden biraz kurtulalım. Deri zırh satayım sana. Şok eden çizmeyi satayım. Hırsızlar locası kıyafetlerini satayım. Hayır. Param bittiyse bu alışveriş bitmiştir güzelim. Kusura bakma. Haydi görüşürüz. Sebze ve meyve satmak için annemle çalışırım. Fuy. Oy, sağ kurban olayım. Karadenizli bizim adam. Daha yeni anladım ya. Vallahi yeni anladım. Bizim Ejder Doğan Karadenizli. İleri doğru koşuyorsun ya, koşarken oy diye bağırıyor. Şimdi buz dikeni asası. Bak, yeni şeyler çıktı hemen. Hemen yeni şeyler çıktı. Giysilerde altın kolye, altın yüzük, altın taç. Zırh yeteneği şeyini sattım. O kalsın. Büyü direnci kalsın. Abi, bunların parası yok ki ya.
Vallahi parası yok abi bunların. Ben bunlarla baş edemeyeceğim. Bu böyle olmaz yani. Ya ne satacak olsam adamların parası yok. Sizden bir şey alayım o zaman. Senden mesela ben ne alayım biliyor musun? Amesti alayım. Ondan sonra başka güzel değerli şeyler. Hiçbir şey yok mu sende değerli taş namına ya? Vallahi yok adamda değerli taş. Bunu satayım. Kaldı abi. Map alıp satacaksın. Para birikmek zor. Evet ya. Seni Breton seni. Ha bir saniye. Bizdeki eşyalardan kabul eden varsa şurada iksirci bacı vardı. İksirci bacıdan bir şeyler alalım. Ne buradaydı değil mi? Ha. Arkadya'nın kazanı. Belki Arkadya bizden bir şeyler alıyordur. Ne satıyorsun? Bakalım şimdi. Sana önce bir satış yapabiliyorsak. Hayda. Malzeme, yiyecek, iksir satabiliyoruz. Cüce yağı satayım sana. Sinek mantarı. Şöyle bir şey. İnsan kalbi. Ejder kemiği satabiliyoruz. Bu da iyi bir şey. Bak ejder kemiklerini buna satabiliyormuşum. Güç lahanası. Değeri bir mi? Terbiyesize bak. Güç lahanasına bir veriyor. Kardeşlerim bu alım satım işlerini de gerçekleştireceğiz. Şöyle karizmatik karakterimize son bir kez bakarak. Şuradan sistem diyelim. Kaydet diyelim. Yeni kayıt diyelim. Kardeşlerim saatlerimiz 21.00'ı gösterirken çok güzel fantastik müzikler eşliğinde 3 saatlik güzel bir yayını geride bıraktık. Her zaman olduğu gibi manevi, maddi desteğinizi esirgemediniz. Burada bulundunuz. Hoşça vakit geçirdiğimize inanıyorum. Bir dahaki yayınlarda, bir dahaki videolarda görüşene kadar bu yayınımızın sonuna geldik diyerek hepinize iyi geceler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.